Hepinize keskinden merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir videoda bizler sizlerle beraberiz. Annem benden önce uyanmış, maşallah. Dut toplamış gelmiş. Şöyle dünkü dutları Muzaffer'e vermiştik. Bugün yine tekrardan annem dut toplamış. Tutsa ne hani bizim bu tarzda? Annem diyor ki pazardan dut mu alınır? Pazardan alınır tabii anne dedim. Biz Antalya'da pazardan alıyoruz. Ne yapalım ağaç olmayınca? Annem şöyle kahvaltılık. Bizim burada ben tutların ağacını götürse duruyor belki. Ha, değil mi? Yumurta Taş salatası değil mi? yapacağız şimdi. Yufka var. Su böreği de vardı annemin. Babam da şimdi elini yüzünü yıkıyor. O da uyandı. Size bir merhaba diyelim dedik hep beraber. Yardım edeyim mi baba? Yardım edeyim mi sana? Ha, babam arabanın örtüsünü çıkarıyor. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Pansuman olacak babam. Oradan da annemlerin öbür eve uğrayacağız. Abi Ha, annemin bahçesi. Anne, burası mı senin? Naneleri, patatesleri, onlar, şöyle biber. Şunlar da mı şeytan senin? salatalık Ha, şundaki mi? Salatalık. salatalık değil mi? Şu da aynı Soğanı. bündükleri Soğan çok bakıyor güzel ama olmuş. ıskadan Ha, şu en sondaki. Minik olmaz minik olmuş. Evet. Şu Aynı dipteki soğanlar da mı senin, şunlar? onlar olsun. Maşallah. Annemlerin de ağaçtaki çağlaları bayağı bir çok. Bu sene var. Geçen sene yoktu değil mi anne? Kayısı yoktu. Bir de şey aldım. Cezvelerimiz vardı. Kalay isteyen. Burada kalaycı varmış. Onu da gelirken çarşıya uğrayıp vereceğiz. Giderken götüreceğim. Kalaydan ancak 3 parça vardı. Babam pansumana gidiyor. Ne oldu anne? Bacağına kramp mı girdi? İnerken bacağına birden kramp girdi de. Magnezyum kullanman lazım anne. Onu doktora gittiğinde bir yazdır istersen. Geliyor biliyor musun? Ağacın abo hep hasta. Babam buradan nereye gideceğim? Şuradan gitsene mi? Tavray dolaşacağım. Dur neyse, bu ne bir buradan şey diyor nereden ya. giriş var mı da oradan? He. Nereye gidiyorsun ters yönden? Var şuradan dönüş. Var. Ha, ama dönüş yok diyor. U dönüşü yok diyor baba Dur orada. dur dur lan. Yeni evlerine gidiyoruz. Sen yaptıysan küçük bir kavanoz yeter Yaptım ya. Ha. Şuradan bakana var mı şey? Kalmamış da. Gelirken ya topluyor mu? Az var evet Bunu bir tepesinde. alıştırıyorlar. Yok yok. Sabahlar topluyorlar. Alışmışlar onlar. Şunlar da Geri yeni döndük. Türküler. Serpil. Ha. Şunlar yeni Yeni yapılıyorlar. yapılıyor onlar evet. Kısa zamanda teslim edilecek. Bak bak. Buradan su alacağız. Annem kabak dikmiş. Bu yeni evin. Ama aman annem düşeceksin. Yeni evdeki ağaçların diplerine geçen sene de diktiydi annem. Hep komşular toplamışlar. Bu sene daha çok diktim diyor. Onlara su alacağız. Buradan da sulayacağız. Ama şu etrafın pisliği. Ay, inanılmaz derecede. İnsanlar yemiş içmiş buralara kalıntılarını atmışlar. Tadı güzel mi anne, içmek için bunun? Yok yok, içilmiyor. İçilmiyor mu? Ha, tadı Yok, kötü. kalın ya, kelim yok, her şey. İçmez olmadı, millet öyle diyor yani. Halbuki Ama sen ne bazı yapacaksın? su sert oluyor ya baba. Sen her gelmede yok yok, her gelmede nasıl içiyor? İyi, şifa niyetine. Bizim memleketimiz böyle bozkır. Yani ekin tarlaları, nohut tarlaları. Ama yeşilliğimiz çok az. Karşıda çamlar gözüküyor. O çamları da biz ortaokula giderken dikmiştik. Ancak yeni büyümüşler. Tadı güzel değil dedi annem ama bir yudum içeyim şifa niyetine. Evet, biraz şey, acımsı tadı. Annemin kabakları çiçek açmış. Çiçek Şöyle dikmiş.
Bayağı bir çiçeği var baba. Geldik evlerine. Ha, şu bina annemlerin de. Serpe, bu da bizim hangisi? Şurası herhalde değil mi? Yeni camla kapattınız. Orası değil mi? Şurası. Şu balkonun bir üstü. Ha, orası evet. Güzel olmuş. Onu yeni daha camı yeni ya. Kapattılar evet. Nasıl güzel oldu hele? Sağlıkla kullanın. Ha şimdi şey, amin. Ha çıkarız şimdi bakarız. Sabah erken olsa çiçek açmış aşkım. Bayağı var anne çiçek. Bak şurada da var daha. Her ağacın altına annem dikmiş. Bunlar balkabağ mı anne? Bak şunun çiçekleri çok güzel. Aa anne küçücük bir tane kabak olmuş burada. Ha küçük kabak olmuş bak. Ay minik kabağı var. Kabak olmuş bir de. Bir dahaki gelmelerine büyür. Annem böyle her yeri değerlendirir. Hem komşular faydalanmışlar. İyi oldu. Evet evet. Çünkü yağmur yağmamış bile birkaç gün. Ha, üst kata mı çıkacağız? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ben açayım mı? Görebildin mi anne? Paspasları da şöyle duruyor. Hoş geldiniz. Ha, hedefinize ulaştınız. Annemler de burada hiç oturmuyorlar. Kışın kalorifer yanarken oturdular. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Anahtar dursun şöyle baba geldi. Ha tamam. Şu kapıyı kapatayım. Ha cam balkonu göreceğim. Annemin mutfağı. Şuraya mutfak şey takmış. Ha temizliğini de yapmış. Annem. O mis gibi olmuş. Kapıyı daha taktırır adamlar oluyor. Ha süpürgeyle alsaydık anne. Fen takacağı da şöyle alayım. Şöyle masa koymuş annem. Buraya sandalye koyup oturuyorlar. İyi olmuş. O şey niye delik anne? Üstteki o bez takmışın ya. Onu da şu davulun vazın borusu oraya geçeceğimiş de. Ha. Tamam. Gayet güzel olmuş falan mis gibi. Hı. Şöyle vestiyerleri. Burası annemin çamaşır makinesinin olduğu yer. Kiler gibi. Buraya da dolap yaptırmışlardı. Burası salon. Tabi annem oturmadığı için buraya şey cama bez germiş. Perde güneşten etkilenmesin diye. Heh, televizyonlarını da böyle takmışlar. Geçen yıl geldiğimizde takılı değildi. Ay burası tuvalet, banyo. Burası yatak odası. Buraya da dolap yaptırdılar. Kocaman, güzel oldu. Burası da misafir odası. Şöyle dolabı da var annemin. Tertemiz mis gibi. Sağlıklı otursunlar inşallah. Seccadeleri de burada. Şuradan lamba bulacağız şimdi. Öbür evde lambalar patlamış ya. Burada ayakkabıları varmış annemin. Şöyle... Anne nerede dedin sen lambaları? Üstte olmuş değil mi? Ha şu Kur'an-ı Kerim kabını da ben örmüştüm. He götürmüşsün. Baştan kurt. Yok yok. Şimdi asılmıyor ki öyle asmak için bunu ben örmüştüm hatırlıyorum. Hmm. Şu büyük Kur'an-ı Kerim'i. Kahve yapıyoruz. Annemle babama. Balkonda dedik birazcık oturalım. Şöyle sandalyeleri de koyduk. Ben içmiyorum ama. Orada konuşurken kahvelerini içsinler. Annem de şişenin içerisi yosun tutmuş da onu yıkıyor.
Hani onun için biraz nohut koyuyorlar. He. Nohutla çalkalıyorlar. Yok, çamaşır suyu koydum ya, bez onu. Ha, bez. Ama manzaranız da çok güzel. Önünüz ferah. He. Değil mi? Kızım, şöyle annemle burayı tarif etmekle o parıya anlatabiliyorum değil mi? Evet, o parıya, evet. Burayı eğer bana çıksa ben yazılım çıkmadı. Buradan ben 10 tane alırdım. Şu rahatlığa bak, bunu bulamazsın. Mis gibi, çok güzel, evet. Şu karşı gördüğüm Kırşehir, Kaman, Kayseri. Ha, Kırşehir ya. Yolu, evet, Kayseri yolu. Evet, evet. Tüm ayağın altında. Yani önünüzün böyle binaya bakmaması, ferah olması çok güzel. Evet. Cam da yaptırınca mis gibi. Kışın da otur, yazın da otur burada. Yani çok da şey yok, kışın burada devamlı yemek yiyorlar şeyden. Evet. Masayı mesela biraz daha küçük alabiliriz. Bir küçük masa alsak. Yok, o küçüğü tek bir şey. Biraz daha az yer kaplar. Şimdi ben anneye dedim ki, kızım bak dinle. Babana hiç ahlımsa ben dinlemiyorum. Şuranın metresi var bak. Ben şuraya göre bir halı ser kestireyim diyorum baba. Şey diyeyim. Halı ser zor olur baba. Şey, kalkmaz, temizliği zor olur. Şu sandalyeye getirip götürmeden şuna göre 4 tane sandalye alayım diyorum şey güzel bak şöyle. Adam içeride sandalyeler var, içeride ya. Plastik sandalyelerimiz var ya. Evet evet. Masa biraz küçük olsa daha iyi olur. Hani. Ama onun dediğin değil bak, bu doğru. Evet. Ama geniş oldu, daha geniş oldu. Çoğu çocuk geldiği zaman şuraya koyun şeyi. Oturak koyun şey daha. Geniş de daha güzel, daha çok dışarı. Şu mutfakta girerse burada yer mesela. Evet. Sağlıkla gelin, oturun. Öyle duruyor. Yok. Ha, biraz sağır. Küçüğü olsa sağır. Tabii tabii. Ya, bu da sınıyor da. Evet. Küçük de demek şey yapmıyor, bu da geniş olduğu için her şeyi alıyor. Mutfak masanız var ya, şey, kırma masanız var ya devrede. He, o da, o da gelse olur, doğru. Şu daha şey burada, rahat için üstünde şey. Buranın önüne bana göre. İki kişiye iyi. Ya hayır, ha. İki kişi için çok ideal. İki kişi sınav buraya. Geldiği zaman şimdi biraz çeker içeydim. Tam buraya göre kızım. Değiştirmeye gerek yok. Evet evet. Çok güzel. Annemin buzdolabı bu. Yeni evdeki. Anne kaç bidon peynir yaptın? Maşallah maşallah. Oo, 2, 4, 6, 8, 9. 9 bidon peynir basmış annem. 9 mu? Ha, maşallah. Allah sağlıkla yemeği nasip etsin. 11 tane kızım. Sayını bilmiyormuş. 3 arkada var, 3'te şurada 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sağlıklı yemeği nasip etsin. Abi, Allah. Abi cümleyin. Küçük ya, bir de onlar da. Tamam, şimdi gidiyoruz artık. Kahvelerini. İşçiler. Babam indi. Şeyde kapattık perdeyi tekrar. Birkaç gün sonra bir daha geliriz buraya anne. Evet. Tam gidiyorduk. Görevliyle karşılaştık. Hortum varmış burada, su varmış. Yerli. Heh, suyu açtılar. Bidonlarla çünkü yetmedi. Buruşmuş yazık yaprakları ağaçların. Ha, su iyi olacak. Şimdi sulayacağız da gideceğiz. Ben de şurada çardakta oturayım. Ben oturayım, annem de sulama işlerini yapacak. Annemi bekliyorum. Burada oturdum. Annem hızını alamadı. Ağaçların altındaki otları da yoluyor. Bahçe görünce dayanamıyor ya. Engel olamıyor kendisine. Suladı. Şimdi de otları yoluyor. Ben de burada oturdum. Etrafı izledim. Şurada makinayla otları falan kesiyor görevli. Onun sesi de geliyordur. Hava böyle mis gibi, çok güzel. Sakin. Şu anda. Şimdi birazdan çarşıya doğru gideceğiz. Bakır kapları vermeye bakırcıya. Ondan sonra da eve geçeriz artık. Ben şunu alıyorum, orada nasıl yiyeyim bak. Ha, erik. Ha, nasıl çıkar? Şimdi başka bir çeşmeye geldik. Annem su dolduruyor, ben de oradan alayım. Annemler bir daha hep tanıdık. Su dolduruyorlar şimdi. Annem burada Keskin'in çarşısı, merkezi. Şuraya dursam bir yere de. Şey, oradan şeye geçecek. Bime uğrayacak. Uğrayacak mı bime? Uğrayacaksan hani, tamam. Şu Ahmet Akın oraya uğrayacak kalacağım. Şimdi kırmızı ışık yanıyor baba. Burada gelince bu var. Ay, burada. Bile, önüme bakıyorum. Işıklara dikkat etmek lazım.
Bak adam da vurma içeri hadi diye. Daha kırmızı yanıyor canım. Bekleyeceğiz mecbur. Adam kırmızıyı bilmiyor. Basar durdu kırmızı diye bağ kızıyı. Karşıya mı gideceğiz? He, şuradan karşıdan sizi şu kalaycı sıra ara. He, kalaycıya gideceğiz. He, kalaycıya. Ben bir mimone varım. Burada şu trafiği anlattım sana bakalım. Sağlı sollu araba burada hiç riayetinden yok. Adam geçemez adam. Onu da boş ver. Aha bak Serpil Sultan. Aha. Şu aradan gidelim mi? Yok yok, şu aşık adam şu karşıda. Tamam. Keskin'in çarşısı. Kalaycıya verdik. İki tane cezve, bir tane tava. Birkaç gün sonra alacağız şimdi. İşleri yoğunmuş. Perşembe günü annem pazara geliyor ya. Evet evet, perşembe günü alacak. Tamam be. Pazara geldiğinde aynı şeyden bu. Ben o sabit şimdi yapmak için de. Ekmek almayacağız değil mi? İş çok değil. He? İş çok şimdi değişti. Ha. Şimdi yoğunmuş, o yüzden birkaç gün sonra alacağız. Bilmedin de. Şabap abla geldi. Hemen dalın biri seni. Topladım. Yarısını eve bıraktım. Yarısını buraya getirdim. Erik toplamış bahçesinden ama müthiş. Ben erik yiyemem. Dişim kavaşır normalde. Öyle değil. Şahane bir şey. Öyle değil. Ellere sağlık. Şimdi vişneleri de olacakmış. Evet. Dedim vişne reçeli yapalım inşallah. Birlikte toplayalım vişneleri. Vişne oluyor da toplamaya zaman yetmiyor. Evet. İnsan lazım değil mi? Evet. Evet. Şimdi ablanın çantaya bak. Alanım bunlar kesmeye suya gittik. Tanıdık diyor, ooo müdürüm hoş beş dedi, onu oradan erik alacaktım. Dedi ki, var kebap getirmiş dedi, kalan aldırmadı. Ben şey yapıyorum, bitmeden gene getiriyorum. Bu sene de bayağı bir güzel oldu. Ne kadar bol ablam, her yerdeki meyveler dökülüyor, ne kadar şahane. Geçen sene hiç yok. Aldırmadınız. Geçen sene hiç yok. Ben de öyle diyoruz. Siz aldırmadınız mı, eriği gördün değil mi? Nasıl çok, o tanıdık adamı. Çok güzeldi. Eriğin şahı bizde olduğu için halam her yerden almıyor artık. Yok, aldırmadılar. Ama güzel değil mi erik, gerçekten çok. Çok şahane. Yiyorsun değil mi? Bunu tam, yiyebiliyorsun. Tam. 3 yiyorsun, 5 yiyorsun, ondan sonra. C vitamini falan da çok kullanıyor. Gerçekten çok güzel erikmiş ama. Yani olgunlaştıktan sonra büyük bir ihtimalle bunu yine daha önceki gibi dileceğiz. Acaba marmelatını mı yapsam? Pestil yaptık ya geçen yıl. Ha, pestilini mi yapsam? Şahane oldu pestil. Neyse sen buradasın, nasılsın? Ha, olgunlaşalım. Elin o halini görünce birlikte karar verelim. Yapalım. Çok iyi olur. Yani kurutmak istedim bir sene. Bunu böyle çekirdekçe böyle cıvık oluyor. Kurumuyor pestilide. Aynen. Annem bulgur pilavı pişirdi. Yufka, ekmek, cacık. Bulgur pilavı pişirdi. Gidip alıp geleyim. Yenişte. İki tane usta kombiyi açtılar. Evraklar da önlerine aldılar. Biri teknik çalışma yapıyor. Biri öbür çalışmayı yapıyor. Ben adamı nasıl geçeceğim? İşlemleri bitmemiş. Evet. Kombiyi ilgili firma açmadan onaylamıyor. Onaylamayınca da biz kullanamıyoruz. Allah'tan Gökhan'a dedim ki randevuyu, Sena randevuyu aldığı için o evde kaldı. Yoksa ben evde kalmak zorunda kalacağım. İşi ona bıraktım geldim yani. Valla pilav da şahane olmuş. Tavuklu. Evet. Muhteşem olmuş. Anne bir gün de şey yapar mısın? Düğür aşı. Ben yıllardır yemedim. Evet, ben de. Sen de mi yemedin? Ya şöyle. Eskiden bunlar güzel yapıyorlardı. Biz beceremiyoruz onu yapmayı diye düşünüyorum ben. Ben hiç denemedim zaten. Geçen gün ilk defa Hasan Oğlan'da mercimekli bulgur pilavı yaptım. Kayınvalidem canı istedi. Nasıl da özenerek yapmış, bakar mısın? Gökhan'a da yap böyle. Ben bulgur pilavını yapamıyorum. Çok güzel olmuş. Ben yapamıyorum yani. Şahsen beğenmiyorum yaptığım bulgur pilavını. Vallahi halamın enerjisi var. Annem neye dokunsa muhteşem oluyor. Şey gelse de yese koyar da var. Anlatacağım. Zor madde vermiyor ki adam bir şey bunu yesin. Ay, Toki'ye gittik. 2 dakikada sen ağaçları suladı, otlarını yoldu. Kabaklar yetişmiş. Görmüş müydün evi daha önce? Tabii tabii. Güzel değil mi? Çok güzel ya. Muhteşem.
Dekoda var. Balkonu çok güzel olmuş. Cam balkon. Ha, gördüm ben o gün şeye gittim de Cahit Bey'in düğününe gittik ya. Çok güzel olmuş. Burada mı? He. Tam onun karşısına baktım şöyle şeye. He. Balkonda otur şahane. Kiko kaban var. Şöyle şöyle direkle kabanları var. Nereye diktin o kabağı? Çamlar oldu benim. Çamlara taktım. Yani o balkondan baktığın tarafa mı? He. Ha, anladım. Yani çocuklar falan çiğnemiyor. Peküm su veriyor. Veren var mı? Allah suluyor. Biz de varlık sulayacağız. Temsil geldi. Yönetici. Anahtar bulabildi. Hortumu taktı. Bidonla su taşıdık. Çeşmeden doldurduk. Onunla suladık. Hortum varmış meğersem orada. Hı. Sonra annem onları görünce iyice coştu, iyice suladı oraları. Bana ne yaptınız da? Ben senin benimle gittiğinizi değdi. Benim aklımdaydı da. Ustaş'ta var dedi, ben ayı vuru dedi. Sen de kim çeyi? Ne yaptın onu? Orada evlenmem. Ben hala diyorum, hala hangi evdesin? Aşağı evde mi, yukarı evde mi? İki evlisin ya. Yok gidiyor mu? Aynen. Geliyor. Bak yok, bari bir kahve yaptı. Burayı daha, yazın burayı daha çok seviyorlar. Ne bir şey değilsen ki aynı evi olması ne ilginç değil mi? Çok tuhaf. Bence de. Her gidin orada biz gibi oturun diyorum ben. Her şey kışın iyi oluyor da yazın sıkıyor. Ama şimdi kimse yok. Herkes gitti. Tabii herkes yaz böyle şeye iniyor. Bahçeli evlerine iniyor yazın. Bunlar da burada ev yufka yapıyor. Komşuları çok güzel ya. Yani erişte kesiyor. Bunlar yazlık işleri. Burada bir araya gidip imenci usulüyle güzel yapıyorlar. Yaprak bile birlikte sarıyorlar yaprak. Komşularını bırakamıyor annem işte. Haklı. Onlar da bunu arıyor yani Allah. Ay evet. Ya çok koymuşsun bunun hepsini yiyeceğim şimdi. Ay annem tabii yemeğin üstüne yaptığı tatlı sarığı burma. Bayram tatlısını arkasına yapmış. Porsiyon olarak çok fazla ama yani yemeden kendimi alamıyorum. Çok güzel değil mi? Şebap abla namaz kılmaya gitti de. Çantası da çok güzel olmuş baksana. Bunu bu şey yapan, el işi yapan kadınlar varmış ya burada, oradan almış. Evet, şey Sodom'dan. Sodom'dan almış. Herhalde oradan almış. Aynı şey gibi, aynı gibi. Üstüne deriden böyle yaprak çiçek yapmışlar. Kendi de yapardı ya, ben kendi yaptı sandım. Sen kendin de yapardın değil mi? Ay o kadar çok çanta var kendi. Evet, doğru çanta. Ha, evde çanta, aman, ayakkabı, Allah. Kim de bana Nuray'a şey götür falan çanta şu eskiden şey çantalar oluyor ki ya turistler yatağı yolunda ve gezdirir ya şey yüzü işlemeli bir çanta desen dokuma kumaş mı? Evet onda Nuray'a bir tane koymuşum da bana böyle şey poşetlerle beraber ama bu pek güzelmişti bunu ben satıma bakar ki çarşıya neye gidelim bunu ben tamam beğendiysen beğendiysen dedim bir daha var dedi ben sana getireyim dedim baklava hazır oturayım Sırt çantası mı? Şey, korona takım işte çarşıya ne gidiyor. Şey. Tamam, birinin işine yarasın en azından. Kullansın tabii canım. Geçen yazdık, başta Sibel şeye giderken koyuyor oraya. Üstüne ulaşları koyacaklarmış, çamaşırlarını. Teyze, valiz mi bir şey var mı? Şöyle bir saklı seyir bir şey dedi, çanta. Ne gidelim? Al şunu al da, koyun tıkla, o bakın. Ne yapacak? Ha, verdim. Bizde de pek çok. Poşete versen verirsin aslında karşı komşuna. Getirsek verirdin diyor. Poşete koymuş yazıp üstüne hani başlarına da daha şu anda da bunları batırdım. Gerek yok o kadar çok. Üst baş kıyafet. Doğru onlar bilirse be. Geçen onlar mısın mesela hiç gerek yok. Doğru pantolcu. Ağır da var. Olsun şu değişik değişik. Ona giyiyorum mesela. Sinek gelmiş bir tane. He geziyor. İyi şeye de sineklik yaptırmışsınız Toki'ye. Oraya gidince gördüm. İşte onu geçen... Güzel olmuş. Şey geldi işte geçen bugün fidelere olan yöneticim. Şey Sadat Tepkan'ı var. O bizim şeyi cami takarken onlara sipariş verdiydi. Sineklik yaptı. Bizim oraya gidiyor. Hepsine yaptırdı. Yani rengi de tam o kapının renginden olmuş. İyi olmuş. Onlara yaptırdı da verdiydi. Ben dedim buraya da verek dedim. Gari onun içine aldılar. Bizim şu cam ekenin şeyi yırtıldıydı. Bir de kenar bizim unutmuş o şeyi çekmiyor. O da rüzgar ona vura teli yırtmış.
Onu uçtular. Orada o niyetle mesela Türk dediğinden baktılar işte. Bir de oraya baktılar. Ha, yok. Sinek var tabii. Sineği vurmadı gelmiyor. Evet. Anahtar yok şuraya. Bu da hiç şeyden burana boşa gelmedi. Şimdi neyse. Daha hava ısınmadı da ondan. Yok ya ondan. Yoksa yok. Geçen sene. İlaçlama mı yapıyorlar acaba? Bilmiyorum ki hiç yanına gelmiyor. Yok da. İlaçlama da yapıyorlar. Nerede? Arılar bile fırsat vermedi. Bir yemek koysam mutlaka kapsarı açamıyordum. Ha, yemek arı çoktu. Arı yani. Geliyor. Yok daha şeyden kullanıyor. Ama şey var. Karınca var. Karınca evet karınca. Geçen sene de vardı. Oraya adam... Halam Alek. Bugün çıktığımızda halam da dedi ya. Kaleniverler o şeyini yapmaya şey olduğunda harç kaldı. Bir adam şu yedikleriyle sıvanıyor. Abla dedi şu şeye dedi. Kapının dışından sıvadı. Hiç buraya gelemez, ne yapıp bunu sokamaz. Başka yerden oradan, buluyor. İnanın bozu kadar şey yapmış, orada dönmüş. Biz evde baş edemedik ya, işte her yere yayıldı, geçen gün ilaç yaptırdık. Karıncayı ancak öyle. Başın yok mu? Yok, hiç bir tane yok. Bizikinde ne var bunlarda? Geçen gün döndürmüş, döndürmüş bir şey ne var dedi. Oraya, bu iş böyle. Kandan işi korta yapıyormuş ama. O ne vardı ne de? Allah'ım şu kapının oradan var ya, şu kum serpen içeriye ya şöyle. Böyle karınca. Kız bu ne dedim böyle dedim. Bizi de karınca götürüyor diyor. Niye çaresine bakmıyor? Sümürüyorum diye, atıyorum diye. Gene diyor, geliyorlar aynı yerden diyor. Bir acayip karınca, hiç görülmemiş bir şey. Bizimde ne var da? Bizimde ne var? Annemin de mutfakta. Allah'tan tezgahın üstüne çıkmıyorlar. Geçen sene biz buradayken tezgahla çıktıydı ya. Sen çıktıydı ama şeytan kuran yokuşundur. Evet. Çünkü o zaman hani yiyecek falan da çok yapılıp yerlere evet, döküldüğü evet. için karınca evet. çoğaldıydı. 3 gün soğuk oldu kesildi yine. 2 gündür hava alsınca geri çıktılar. Aynı geziyorlar. Dışından. Ben de doğduk. Allah Allah Allah. Hayır şey diyor bir de annem, daha hava kararmadıydı diyor. Sivrisinek nasıl yemiş diyor. Hani kararsa yani dedim karanlıkta yani. Sivrisinek miydi o sence? Sivrisinek de şu muçuklu diyorlar. Üvez diyor. Yakarca gibi. Yakarca, he ondan. Valla bilmem. Yakarca gibi bir şey. Ha sen ben, daha izleri var. Aa, tabii. Nasıl kolları ben dedim ki Musa Bey. Bunun aynı konu oldu bunun. İnsan tabii canım o gün geldik. Dedim ki Musa Bey'e. Ya insan inasınlar der ki orada gölet var. Hani ona göre giyinin der. Ne bileyim aklım o mu geldi diyorlar. Tabii onlar genelde... Kız yok gölet olmasa da şu benim kolum uzundu. Gene yedi. Şu yerine... Annemin mi? Tabii kapalı olan yerlerin... Yani 2-3 gün sonra benim bu kısımlarında da çıkmaya başladı. Aynen. Acaba bunun soktuğu şeyin alerjisi mi yaptı? Yok. Çekmiş. Nasıl ağzımıza yüzümüze geliyordu kız orada çekalı. Geldi doğru. Başka böcek mi dedim ben de? Acaba sonra. Oy. Geldi. Ağzımıza gir. Ben çapul yapıp taraftan şöyle yapıyorum, bir taraftan şöyle yapıyorum. Sakın. Ben de hani sizi. Terledim ya. Terlediğim için gelip yapışıyor diye düşünüyordum. Yok şey. Dedim ya ne kadar çok. Su olduğu için demek ki orada. Limon sürdüm. Orada öz var ya. Ondan sonra olacak. Şey vardı. Sinkol. He. Ondan sürdüm. Krem sürdüm. O da mı etkilemedi? 3-4 gün mücadele ettim. Yandı cayır cayır. Kaşınıyor yani, mu? Nasıl kaşınıyor? Kaşısın. Her tarafını şey yapacak. Evet. Daha kötü acıyor kaşık. Dediğim onlar ne yapıyor ki bu yaşayanlar o zaman? Onlar yemiyor mu? Ne yapıyorsun? Bilmem. Onlar hiç yemiyor. Halam yemediydi güya. Sonra halam dedi ben de yemiş diye. Yani ertesi gün çıktım. Ben ertesi gün fark ettim. Bir tek Gökhan'ı yemedi. Anlamadım. Genelde onu sokardı beni sokmazdı. Muzaffer'i mesela kesinlikle sivrisinek ısırmaz. Evet. Beni çok yer. Beni ısırmazdı. Yer. Yok beni ısırmazdı. O sivrisinek bak, değil işte. Başka bence bir şey. Bence de. Başka bir şey yemiş. Neyse yani yine de kalınca var. Yine de ilan ettik çapaladık yani bostanımız. Şey diyormuş ya Musa. İşte ben çarşıda o ekmekçi yumurta varmış. Senin için kavun ektim bak diyormuş. Kaya diyormuş. Sözü diyormuş. Çok mu? Çok mu ekmişler? Bir sıra ekmiş işte. Ha tek bir sıra. Bir sıra herkese. Niye kerektir? Dünyanın kereye kavunu çıkartalım. Kerekler olmaz ama daha şimdi değil mi? Yok. Biz gidene kadar. Yok olmaz. Keneğim çok güzel oldu. Daha ikinci çapayı yapacağız. O birinci çapaydı. Otlarını aldık. Ha ikinci de şey mi oluyor? Seyretme mi oluyor bir de? Şimdi seyrettik. Sık olursa evet. Şimdi seyrettik. Sen seyrettik mi? Gene var. Seyrettik. Böcekini kesersek mi? Ay kelek zamanı gelmek lazım da. Kelek.
Nohut'a yetişirsek diyoruz nohut. Annem çiçek açtı diyor nohutla. Nohutlar çiçek açtı. Biraz daha da açtı diye biliyorum da açtı. Sen gidene kadar bulur nohutlar. Biz Doğu gezisine gittik ya. Hı-hı. Orada hep sokakta satılıyordu yeşil nohut. Olmuş hı-hı. Oralarda. Evet. Sıcak ya. Oluyor. Onlar ikinci kez ekin ekiyor. Sıcak olduğu için. Aman bir fıstık var. Şirabap abla Antep'te bir fıstık var. Gözünün alabildiği yer. Her yer fıstık. Ağaç onu diyorum. Ha, ağaç. Fıstık ağacı. Hı. İncir ağacına benziyor aynı. Hı. Kısa kısa. Hı. Yüksek değil. Hı. Annemlerin işte Tokyo'ya gittik ya baktım hiçbir ağaç yok. Ne kadar diyorum kurak memleketimiz. Hı. Bozkır. Bozkır. Aşağısı Tokyo'nun bizim alttakinin şey sırasına tüm ilhamı etmiş gibiymiş. Ilhamı ağacı. Tokyo mu? Tokyo dikmiş. Ilhamı güzel olmuş. Ilhamı güzel olmuş. Şeyi kim dikti? Meyve ağaçlarını falan. Sizin o suladıklarınızı kim dikti? Sizin suratımız onun yönetici dikti. Bir sene şey. Normalde Tokyo ağaçlandırma yaptı gitti de Tokyo'nun ağaçlandırması. Ama sulanmadı. Sulanmadı, tutmadı. Biz de müstehli bir lavuklarla şey yapmışız. Biz her sene suladık diyorlar, orada duruyorlar, yazın gitmiyorlar. Biz suladık diyor, biz iki gün şey yaptı yani. Tuttum. Serpil çağırıyor bana aşağıda. Sultan Abla iyi tutun dalları diyor. Hep bizim dallarımız tuttu, sizinkiler tutmadı diyor. Sulanmayınca. Bakmayınca. E dedim, bakmayınca. Senin kızın buradaydı, suluyay dedim. O zaman niye sulanmadı? Yani gelirse biz gelmeye gidiyoruz. Yani. Şabap ablayı yolcu ettik. Babam çayı yetişemedi. Çayı da doldururken çaylar içime girmiş. Baba diyor içme onu süzelim diyorum. Yok yok içeyim diyor. Sen çay içerken uyudun. Dibine çökürsen. Çayı sevdiğin için değil mi? Hiç fark etmedi yani dibine çöktüm. Her haliyle içerim diyor evet. Rahmetli Rumi abla var da dedi ki başım ağrıyınca dedi ben çay, kuru çay yermiş. Kuru çay yiyince başımın ağrısı geçiyor derdi. O niye sevdiğini? Ben de çay içmeyince başım ağrıyor gerçekten. Başım ağrıyınca derdi. Hemen avucuma koyarım diyorum derdi. Onu geçiyor. Evet. Balkon şimdi şu vakitte çok güzel. Hiç esinti yok. Serin değil. Şimdi birazdan serinler baba. Akşam seyirip. Evet. Akşam daha fazla. Serinlik gelir. Değil mi? Bu serinliği bulamayanlar var. Antalya falan yanıyor şu anda. Değil mi? Videomuzu da sonlandıralım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.